Kültüren Eken Trasathanesi'nde bu hafta yine deplasmandayız ve Avusturya'nın alplerinden Alpbach'tan sesleniyoruz. Buyurun. Merhabalar, Kültüren Eken Trasathanesi'ne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle çıktığımız Kentler Turu'nda bu hafta yine ülke dışında, uzaklarda, Alplerin bir dağ köyü olan Alpbach'tayız. Alpbach, Avusturya'nın Tirol eyaletinin küçük bir köyü. Küçük diyoruz ama tarihi 12. yüzyılın ortalarına kadar gidiyor. 1000. yıldan itibaren burada bir takım yerleşimler olduğunu öğreniyoruz. 7. ve 8. yüzyıllarda hatta burada bir takım rahiplerin olduğunu da duyduk. 15. yüzyılda burada bakır ve gümüş madenleri keşfediliyor ve burası bir madenci köyü oluyor. Fakat 19. yüzyıldan itibaren buradaki madenlerin verimliliği düştüğü için bunlar kapatılıyor ve şu anda gördüğümüz gibi bir turizm beldesine dönüyor. İlginç tabii, hani bizim bu kadar dünya güzeli mekanları madenler uğruna mahvederken insanlar eski madenleri bu kadar güzel yeryüzü cennetlerine dönüştürüyorlar. Burada 1938'den itibaren turizm başlıyor. İlk başlarda 110 kişilik bir yatak kapasitesi var. Şimdi yılda ortalama 22 bin ziyaretçi alıyor. Bu ziyaretçilerin büyük bölümü kayak pistleri için geliyorlar. Burası bir kayak kış sporları merkezi oluyor. Fakat bu merkezi, yani bu turizm, bir turizmle geçinmeye başladığı andan itibaren de buranın bizim alışık olduğumuz gibi bir mimari kentsel dönüşüm yaşamadığını da şahit oluyoruz. Bunun sebebi de aslında 1953 yılında çıkarılan bir yerel planlama genelgesiyle, bir kuralıyla buradaki binaların, mimari yapıların, yeni mimari yapıların da buranın geleneksel mimari tarzına uyumlu olması zorunlu hale getiriliyor. Bu yasaklama kararının da mükafatını alıyor. Çünkü yani 1975'te Avusturya Kamusal Sağlık Enstitüsü Alpbach'ın Avusturya'nın en temiz, en saf havası olan yerleşim yeri olarak ilan ediyor. 1983'te Avusturya'nın en güzel köyü seçiliyor. 1985'te Avrupa Komisyonu Alpbach'a Avrupa Birliği bayrağını dalgalandırma hakkı veriyor. Bunun Avrupa Birliği'ne yönelik hizmetlerinden dolayı. Ve 1993'te Avrupa'nın en güzel çiçekli köyü seçiliyor. Böylece bu yasak sayesinde burası turizme açılırken, yatak ölçeği büyürken buranın kendi doğası bozulmuyor. Burada gerçekten de bu sokaklarda yürürken bir turizm beldesinden ziyade, evet, bakınca pankartlara, otel isimleri, barlar, dükkanlar görüyorsunuz. Ama burası bir Avrupa, bir turizm merkezine hiç yakıştıramayacağınız sükunette, huzurda bir yerleşim yeri. Ve tabii bu sokaklarda dolaşırken ister istemez yolumuz bu küçücük köyün kendi kadar güzel mezarlığına düşüyor. Hemen küçük kilisenin yanı başında bu beldenin ölçeğiyle orantılı büyüklükte bir mezarlıkla karşılaşıyoruz. Bu mezarlıkta beni birkaç şey çok etkiledi. Birincisi, gördüğünüz gibi mezar taşları, taş değil, metal, haç şeklinde bir takım ikonografik figürler var. Ve onların altında da hem işte orada yatanın bilgileri hem de ona dair onun fotoğrafları, bir takım mesajlarını görebiliyorsunuz. Beni çok ilginç geldi bana. Gördüğünüz gibi mezarlar çok küçük. Bir metre bile değil uzunluğu. Ve bir çocuk mezarını andıran büyüklükte. Meğersem bu sadece bir giriş kapağıymış. Altta daha geniş bir oda olduğunu merakıma dayanamayarak öğrenmiş bulundum. Yemyeşil, Ağustos ortasında gayet bakımlı. İşte sulama imkanı da çok hoş bir şekilde tasarlanmış. Ve burada evet, hiç gölge yok, yani kilisenin bölgesi düşüyor. Ama ona rağmen burası huzuruyla gerçekten de o mezarlıkların ruhani huzurunu veriyor. Mezarlıkta böyle dolaşırken
bir hiç beklenmedik bir ismin mezarıyla karşılaştık. Erwin Schrödinger, duymuşsunuzdur belki, Nobel ödüllü bir fizikçi. Biz onu daha çok kedisiyle tanırız. Schrödinger'in kedisi kuantum mekaniğinin, kuantum fiziğinin öncü paradokslarından biri sayılıyor. Kendisi aslında Katolik değil ama bu Katolik mezarlığında rahibin özel izniyle gömülüyor. Çünkü rahip onun Vatikan'ın Papalık Bilimler Akademisi'ne üye olduğunu öğrendikten sonra onun buraya gömülmesine izin veriyor. Ayrıca mezarlığın bir tarafında da gördüğünüz fasadın üzerinde bir takım yine mezar taşları görüyoruz. Bu da krematize edilen, yakılan ölülerin küllerinin saklandığı bir mezarlık köşesi olarak küçücük köyün mezarlığında yer alıyor. Bunun örneklerini gitgide daha fazla göreceğiz gibi geliyor. Alpah'tan yeteri kadar bahsettik. Bir de biraz da buraya sebep ziyaretimizi konuşalım. Söyledim zaten, 1985 yılından beri Alpah'ta Avrupa Birliği bayrağı dalgalanabiliyor. Buna sebep olan da benim de orayı ziyaret etmemin motifini oluşturan Avrupa Forumu, Alpah Avrupa Forumu 1945 yılından beri düzenleniyor. Kökeninde ilk düzenlenişi o zamanki Avusturya direniş hareketinin bir üyesi olan Otto Molden ve Simon Moser tarafından uluslararası üniversite haftası olarak başlıyor. Küçük bir öğrenci etkinliği gibi. Şimdi 4000'den fazla ziyaretçinin 70 ülkeden gelerek katıldığı ve gördüğünüz gibi dünya Avrupa çapında çok önemli firmaların desteklediği bir oluşum. Tabii bunların destekliyor olması aklınızda Davos gibi bir buluşma resmi belirmesine sebep olmasın. Çünkü buranın en ana gündemi demokrasi, adalet, daha yaşanabilir bir Avrupa. Bu senenin temalarına baktığımızda da tabii ki iklim krizi, iklim için bir araya gelmek, Avrupa'nın ekonomik egemenliği için çalışmak, çok kutuplu dünyada Avrupa'yı güvenceleştirmek ve Avrupa'da demokrasiyi güçlendirmekti. Benim bulunduğum etkinlik de tam da bu Avrupa'nın demokrasisini güçlendirmek başlığı altında yurttaş eğitiminin, yurttaşlık eğitiminin mevcut durumu ve müstakbel fırsat ve tehditleri üzerineydi. Çok farklı ülkelerden yurttaşlık eğitimi üzerine kafa yoran, çaba sarf eden akademisyenler, siyasetçiler ve aktivistleri buluşturan ve benim orada öğrendiğim stratejik foresight, öngörü tekniğinin uygulandığı bir senaryo çalışmasıydı. 3 gün boyunca yarım gün birlikte buna dair ülkelerimizde neler yaşandığını, gelecekte birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk. Tabii bunların haricinde bambaşka etkinlikler de vardı. Sabahtan bu tür laboratuvar çalışmalarına ayrılmıştı. Öğleden sonraları da ve sabah erken saatlerde başka etkinlikler de vardı. O bahsettiğim tema başlıklarına uyan seminerler, paneller, çalıştaylar yapıldı. Ama bence en ilginç olanı seminer yürüyüşleriydi. Yani bildiğiniz seminer mantığına daha etkileşimli. Hem kendi aramızda hem de doğayla yürüyüş biçiminde yapılan etkinlikler vardı. Tabii daha klasik formatlar da var. Burada gördüğünüz Dünyayı Kadınlar Yönetmeli Forumu ana sahnede yapıldı. En büyük etkinlik tarzı bu. Çok ünlü isimler geliyor. Sahnedeki kadın siyasetçiler, sivil toplum liderleri kendilerinin bu kadar önemli iktidar otorite alanlarına gelmesinde yaşanan zorlukları ve bunun ne anlama geldiğini kendi deneyimlerinden yola çıkarak bahsettiler. Bir de bütün bu oluşumda sanatsal bir boyut da vardı. Bu seneki bir foruma bir küratör atanmıştı. Yana Barinova, parçalanmış gelecekler teması altında çok farklı geçmişlerden sanatçıları topladı. Bu ilk gördüğünüz eser Soli Kiani'nin düğüm serisi. Düğümler üzerine çalışmış, halatlar üzerine çalışmayı seven bir sanatçı. Burada da İran'da işte idamda kullanılan halatları böyle bir burası kalıcı olmuş durumda bir heykele dönüştürerek o insanlığın ayıbını Saadi'nin bir şiiriyle, başta gördüğünüz bir şiirle birleştirmişti. Bir diğeri de Natalia Dominguez Rangel'in
The Wedding Blue çalışmasıydı. Bu da çok enteresandı. Hiç beklemediğiniz yerde, gördüğünüz gibi erkekler tuvaletinin içine giriyorsunuz ve bir anda bir mavilikler ve bir su sesi ya da su sessizliğine dair bir çalışmaydı. Bu da okyanuslardaki gürültü kirliliğine dikkat çekmek için ortaya konmuş. Çünkü o tankerlerin, bütün o insan için yaratılmış deniz taşıtlarının su canlılarına verdiği zarara dikkat çekmek için bir çalışmaydı. Bir yandan da tuvalette olması, onun işte sifon çekilince, musluk açılınca olan gürültüyle o okyanusların sessizliğinin kontrastı çok enteresandı. Ama en önemlisi, hiç beklemediğiniz bir yerde sanatın böylesine bir tuvalette karşınıza çıkması beni çok etkiledi. Buna başka bir örnekte, yine hiç beklemediğimiz bir yerde Rohijin Sharafi adlı, aslında İran kökenli ama 2018'de Avusturya'nın en iyi kadın kompozitörü seçilen Rojin Sharafi'nin dinletisiydi. Burası Alpa'nın tek marketinin aslında otoparkı. O otopark bir akşam kendisinin dinletisine ev sahipliği yaptı. Normalde orada arabaların, egzozun olduğu yerde İranlı bir DJ'in, İranlı bir müzisyenin müzik dinletine, müzik ziyafetine tanık olmuş olduk. Böylesine İran kökenli bir sanatçının marketin otoparkında bir partiye, bir konsere dönüştürmüş olması da o toplantının aslında beklenmedik yerlerde, beklenmedik biçimlerde bulmamız muhtemel olan çarelerin anlatması açısından beni çok etkiledi. İşte sanatın bu siyasi dönüşümde, kültürel dönüşümdeki rolünü böyle bilinmedik, beklenmedik, hiç düşünülmemiş, hiç denenmemiş yollarla açık etmesi gerçekten beni çok etkiledi. İranlı bir müzisyen, bir marketin otoparkı, Alplerin dünya güzeli bir kasabası, dağ kasabası ve onun içinde de geleceğin, kıtanın ve dünyanın geleceğini düşünen binlerce insan. Bence ilginç bir deneyimdi. Yolunuz düşerse gelecek senelerde tavsiye ederim diyelim ve bu haftalıkta müsaadenizi isteyelim. Gelecek hafta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.